Who are the Wall Street's biggest losers and Bu winners ay this içerisinde Wall Street'in en iyi kazananları ve kaybedenleri kimdi ve Temmuz'dan ne bekliyorsunuz? Evet, gerçekten çok enteresan bir ay oldu. Çünkü bazı iyi giden şirketler için aşağı yönlü hareketler, revizeler geldiğini gördük. Tesla olsun, Alphabet olsun, aslında onlar herhangi bir şekilde kazançları geride kalmadı, iyi bir süreç içerisindeler ve burada pek çok analist şöyle dediler: yani burada bu yükselişler sonsuza kadar devam etmeyecek ve belki de burada biraz frene basmamız gerekiyor gibi bir süreç oluştu. Yani o yüzden bu kadar iyi giderken sizin hakkınızda o olumsuz bir süreç işlemesi enteresan. Ama bir taraftan da en iyi kazandıranlara baktığımız zaman Nvidia gibi yarı iletken sektörü, çip sektörü, bunlar olabilir. Ve işte şu anda bu teknolojiler için gerekli olan çipleri bir şekilde ödüllendiriyorlar gibi duruyor. Temmuz ayı için bence biraz daha yavaş bir ay olabilir ve genel olarak yazın rehaveti oluşabilir ve piyasalarda öyle bir noktaya gelebilir ki, yani çok fazla bir temelde al ya da sat yapmak için çok bir haber akışı olmayabilir. Yani belki biraz daha böyle yavaş bir ay geçirmemiz mümkün olabilir. Evet, kriptodaki çeyreklik kazançlara baktığımız zaman acaba oradaki iyimser sıkıntılar neler acaba? Kripto piyasalarında gerçekten de çok enteresan bir süreç yaşandı. Bence Amerika Birleşik Devletleri'nde bu konuda biraz daha sert bir duruş ilerliyor. İşte Binance'den Coinbase'e kadar ve işte bazı küçük ABD'deki borsalar bir soruşturma ile, dava ile karşılaşmış olsa da, bir taraftan da dünyadaki en büyük finans kuruluşları kriptoya yöneliyor, Bitcoin ile ilgileniyor. Ve bence burada son dönemde gördüğümüz pek çok kripto varlıkta gördüğümüz yükselişler, bunların hepsi aslında bu konuyla alakalı olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü büyük bir şekilde büyük firmalar, kurumsalların ilgisi olabilir ve direkt olarak buradaki sorunlar da bir anda çözülmeyecek gibi duruyor. Evet, yapay zeka ile alakalı olarak da oraya da bir ilgi arttığını görmek mümkün oluyor. Acaba piyasalarda bu anlamda nasıl riskler ve fırsatlar var? Evet, gerçekten de buradaki hareketler çok etkileyici oldu. Çünkü yapay zeka ile ilgili adımlar bir gecede olmuyor. Ve işte uzmanların bir teknoloji üzerinde aylarca, yıllarca çalıştığını görebiliyoruz. Ama bir anda, özellikle bu ChatGPT gibi konuların hayata geçmesiyle beraber, ki bu da işte Microsoft destekli bir proje, ya da işte Google'ın başka bir projesi var. Bunların hepsi tabii ki insanlar için gerçekten de çok heyecan yaratıyor ve işte bu da pek çok anlamda hisse piyasaları üzerinde biraz daha heyecan yaratmış durumda. Nvidia, Tayvan yarı semiconductor şirketi, işte SoftBank gibi olsun, pek çok farklı durum var. Dolayısıyla Nvidia'ya benzer farklı çip üreticilerinin de burada iyimser gittiğini görüyoruz. Bu yıl içerisinde veya belki de önümüzdeki dönemde birincil arka arızalar görebiliriz bu tarafta. Yani son dönemde burada yaşanan ralliler, yeni bulunan bu yeni keşiflerin biraz heyecanlı yansıması olabilir yapay zeka ile ilgili. Evet, yarı iletkenlerden bahsettin. Özellikle Tayvan şirketini söyledin. ABD ve Çin arasında biraz gerilim artmış durumda. Acaba bunun piyasalara olan etkisi ne olacak? Çin ve ABD arasındaki rekabete teknoloji perspektifinden bakınca. Evet, son gelişmelere baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri şu anda biraz daha yarı iletkenlerin satın alımı konusunda işleri biraz daha zorlaştırıyor gibi duruyor ve ben şöyle düşünüyorum: Çin ve ABD'de ilişkilerin tabii ki iyi olmasını ister piyasalar ve uzun zamandır oradaki gerilimin arttığını görüyoruz ve tabii ki bir noktaya kadar bunlar
kendi alanlarında çok daha farklı problemlerle kafaları karışık durumda. Örneğin işte Rusya, Ukrayna'daki gelişmeler gibi. Yani bence bir şekilde yakın bir zamanda ben iki ülkenin arasındaki ilişkilerin düzeleceğini çok düşünmüyorum. Ama yine de burada ilişkiler bir şekilde kontrollü gidecek. Taiwan Semiconductor'la alakalı olarak, o yarı iletken şirketiyle alakalı olarak Amerika'da bir fabrika açtığını görüyoruz. Yani burada şu söyleniyor aslında pek çok farklı sebepten dolayı. Yani sadece bir ülkede, dünyanın sadece bir yerinde bir fabrikamız olsun istemiyoruz. Bunu çeşitlendirmek istiyoruz diyorlar ve bu bir coğrafi, bir jeopolitik kaldıraç olarak da karşımıza çıkıyor. Yani burada arz talefindeki o sıkıntıların giderilmesi için de önemli olacak diye düşünüyorum. Örneğin işte Tayvan'da birkaç hafta, birkaç gün burada kapalı olduğu zaman o zaman farklı bir yerde, bir bölgede fabrikanız olması çok daha faydalı. Peki Fed sorusunu da merak ediyorum. Nasıl bir beklentin var Fed'den? Evet, Fed'de çok enteresan. Çünkü son bir yıl içerisinde Fed çok tutarlı gitti. Enflasyonla mutlu olmadıklarını söylediler ve burada adımlarını atmaya devam ettiler. Ama Wall Street çok fazla dinlemedi gibi duruyor Fed'i. Çünkü Avrupa Merkez Bankası, İngiltere Merkez Bankası, bütün bunların hepsi şunu söyledi. Enflasyonu kontrol altına almamız gerekiyor dediler. Ve hisse piyasaları alıp satanlar, bunlar biraz piyasaları, aslında Fed'in söylemlerini çok ciddi almadı gibi duruyor. Ve şu anda son verilen mesaj, bu yıl bitmeden birkaç faiz artışı da gelebileceği yönünde. Bu ayda Fed pas geçebilir ve bir iki tane daha faiz artışı olma ihtimali de var bu yıl bitmeden önce. Ve sonrasında da herhangi bir şekilde faiz indirimi için 2025'i beklememiz gerekebilir.